Hepinize Merhabalar arkadaşlar Steel Skylines serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son buradaki şehir parkımızı yapmıştık şöyle size göstereyim tekrardan çok güzel çok tatlı duruyor ee, şurada da bir gölü var yine buradaki binalarımızı da yapmıştık ofis binaları işte yüksek apartmanlar vesaire derken burayı doldurmaya devam ediyoruz bu bölümde de birkaç bina ekleyeceğiz yine buraları doldurmaya devam edeceğiz başlamadan önce ben bir yorumlara okumak istiyorum. Hasan Akkuş demiş ki teknik üniversite ve tıp üniversitesine el atmadınız. Yeni yaptığın gökdelenlerin etrafına koyabilirsin demiş. Ha, şu üniversiteleri buralara bir yerlere koyabilirsin demiş. Mantıklı bu arada. Bu bölümde ona el atacağım. daha sonra devam ediyorum. öneri içerikli yorumlarımıza bakıyorum şöyle. Berat Doğrucan demiş ki limana doğru limana giden yolu tek yön ve de dolambaçlı yaparsan iki sıra trafik fazla olmaz demiş. Şurayı tek yön ve dolambaçlı yaparsan trafik fazla olmaz demiş. Haklı be. haklı. Ee, buradaki trafiğin nedeni ne arkadaş? Buradan U atanlar var. Öyle bir geri zekalık yapanlar var tövbe tövbe. Dur. Şunu bir kaldıralım şuradan. Şurası bir aksan gitsin bakalım ne olacak? Ya çok trafik yok ama eğer burası çok tıkanırsa e Yaparız o şekilde Berat Doğruca'nın söylediği şekilde tek yo yaparız. Birazcık da dolambaçlı yaparız böylece trafik oluşmaz. Yine ee, Bakayım 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 Bu arada yeni bir mod yükledim Onu bana kim önermişti onu Discord'dan bir arkadaşımız önerdi sunucumuzdan Linux önerdi kendisine teşekkür ediyorum Bir önceki bölümde bildiğiniz üzere bir probu silmek için bir miktar uğraşmıştık bir mod varmış ki şu mod. Şunu açtığımızda tüm propları silebiliyormuşuz. Göstereyim size mesela. Ben mesela buradan şu bankı silmek istiyorum ya. Şunu açıyorum. Bunu açmıyorum. Dur kesin var ya. Kesin başka bir şey vardır mı? ah tamam bak. Mesela aracı silebiliyorum ayrıca. Normalde bunu silemem ya. Bak normalde silemiyorum ama. Bunu açtığımda silebiliyorum falan filan işte. Bedir Bulldozer miydi neydi öyle bir ismi vardı modun kullanmak isteyenler Paradox moddan aratabilirler. Şimdi bu bölümde gelelim şu üniversite işimize artık. Bildiğiniz üzere bizim burada teknik üniversitemiz var ve çalışmıyor. Gördüğünüz üzere öğrencisi yok. 70 tane, 78 tane çalışanı var mı? Var. Ama o halde bile üniversitemiz çalışmıyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu üniversiteyi alacağız. Başka bir yere taşıyacağız. En uygun konum neresidir bilmiyorum. Buralara bir yerlere koymayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle buradaki eğimi bir kontrol etmek de istiyorum bir yandan. Yani şurası düz. Dolayısıyla buraları bence kullanılabilir. Şöyle biraz daha genişletiriz burayı. Hatta zaten ben başka bir şey yapacağım. Dur. Tamam buraya yapabiliriz. O zaman burayı yer olarak belirledim. Buradan alacağız. Burayı tekrar düzenleyeceğiz bu arada. Burayı aldıktan sonra Şimdi geldim buraya. Bunun yolunu nereden çekeceğiz? Şuradan çekeriz. Buradan böyle gelir. Gayet mantıklı. Şimdi. Arkadaşlar üniversite nerede olur? Dağın, bayırın tepesinde olur. Yolu olur mu? Olmaz. O yüzden ben şuraya birazcık dağ, bayır, tepe, dere, tepe, düz gidelim. Bir şeyler yapalım. Böyle biraz yükselteceğim. Dağ gibi yapacağım burayı. Şöyle uzaktan baktığımızda nasıl görünüyor onu bir görmem lazım. Yüksekliği çok olmuş. Yüksekliği çok olmuş ama problem mi değil. Şöyle yapar düzeltirim ben buraları. Şöyle rastgele şimdilik boyuyorum. Bunları zaten yumuşatacağız, bir şey yapacağız. Şöyle buraya da sağ tıklayalım. Şu tren yoluna çok yaklaşmayalım. Gerek yok bozmayalım oraları. Sonra şuradan yumuşatma aracımı da alıyorum. Şöyle yumuşatalım buraları. Tren yoluna çok yaklaşmayalım dediğim gibi şöyle buralara yükselte bildiğim kadar yükselteyim. Burayı yükselttik. Burası şöyle baktığımızda baya bir tepe bir dağ gibi bir şey oldu burası. Peki şuradaki kademeyi de şöyle yumuşatsam birbirine bağlasam burayı daha iyi olur gibi. Tamam. Üniversitemizi de buraya bir yere yapacağım. Şu tepe noktaya bir yere yapacağım. Bunu taşıyalım o zaman. Neredeydi üniversite? Buradaydı. Bir taşıyalım. Taşıdıktan sonra ince detayını yaparız. Oyun bak şu an kendinden geçti. Çok fazla bu şeyde binada küçük prop olduğu için kafayı yiyor bina yani normal olarak. Tabi tekrar taşımam lazım bunu. Zemini bir görebilir miyim? Ha zemin olmadı ya. Ne oldu bu? Alça, kendi indim aşağı. Kendi biraz indi aşağı. <laughs> İstediğim gibi olmadı. Şimdilik şunu şuraya bir taşıyalım. Şuraya. Burayı ben bir düzenleyeyim. Şu ortayı biraz genişletelim. Şöyle buraya doğru genişlettim. Biraz daha tamam. Şöyle iyi gibi. Biraz daha yumuşatalım. Baya buraya dağ yaptık ya. Güzel oldu. Daha buraya şey yapacağım bir de. Eğimli yollar vesaire de koyacağım. Daha güzel daha tatlı olacak. Sanki dağa çıkıyormuşuz gibi yol koyacağım gerçekten buraya. Şimdi bu böyle geldim. Burası ne durumda? Bir tık eğimli mi oldu? Hayır gayet güzel ya problem yok. Kenarlarında bir bozulma olmadı. Dağın tepesine üniversitemizi kondurduk. Gayet tatlı oldu burada. Bakalım ne alemde. Nasıl duruyor? Biraz şöyle çapraz duruyor gibi. Biraz daha yönünü çevirsek nasıl olur peki? Şöyle bari yapsak. Tamam böyle daha güzel oldu. Şimdi ben bunun önüne bayağı dağa çıkıyormuş gibi şöyle zikzaklı bir yol yapacağım şimdi. Yolunu da şundan yapalım ya. Normal iki şeritli bunlar. Yani bundan kullanabilirim bence. Şimdi şunu da açmak lazım. Bunu kapatalım. Şöyle buradan buraya kadar geleceğiz. Böyle 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 buradan geri dönmemiz lazım bunu nasıl yaparız? Şöyle yaparız bunu elimize şuradan bir şey alalım Bunun da boyutunu bir küçültelim şöyle biraz daha küçültsem güzel olur Şöyle şuraya şöyle bir atalım bunu sonra tekrar yumuşatma atacağım Buradan şöyle U atacağız ya Çok yol dik olmasın U da yol dik olmaz abi Dur hatta yolu ben çektikten sonra burayı tekrar düzelteyim. Şurayı yumuşatalım sadece. Yolumuzu alalım buradan. Parsa hmm. çok güzel olur. Yakalama bu muydu? Hayır, şu muydu? Ah, buydu. 180 şöyle yapıyorum. Allah Allah, çok şey oluyor. Hah, şöyle yapayım. Şöyle yavaş yavaş ucundan ucundan çıkalım yukarı doğru. Eğim 4 yani çok değil. 3, 3 de iyidir. Şöyle devam ediyorum. 2 3 3 civarı güzel gibi. 4 çok biraz 3'e doğru düşelim. Şöyle yapalım. Tamam şimdi tekrardan şuraya biraz önceki yaptığım gibi şey yapacağım. Düzeltme uygulayacağım. Şuradan alalım. Şöyle biraz düzeltelim buraları. Sonra şurayı da yumuşatırsak çok güzel olacak. Oyunumuzda bir kayıt aldı bu sırada. 15 ne lan? 15 eğim niye çok öyle oldu? Dur 15 eğim çok oldu. 10 eğim de çok. Allah Allah, çok oldu ya. Dur. Böyle olmadı bu. Şunu bir kırayım dur. Tekrar al. 180 derece tamam şöyle olsun. 8 ee, 8 de çok Ya neyse bir şey olmaz ben şöyle gidiyorum yine buradan 3 falan iyidir ben şöyle buraya doğru geldim Bunu da böyle çekiyorum bir bakalım mı yol nasıl görünüyor? Şöyle bir baktığımızda ya fena değil bu arada yol. Şurası çok dik görünüyordu. Dik mi oldu gerçekten? Şurası çok fazla kıvrılmış ama bir problem var mı? Şöyle baktığımızda yok abi. Şuradaki arkadaş diyor ki benim yolumu yapmadın. Buna şey yapacağım. Arayoldan yapacağım. Şunları açalım tekrar. Buna bildiğin ara yoldan bir tane yol atacağım buraya. Şöyle de yapalım. Buraya bağlayalım. Hatta arayolu şeyin etrafında tamamen şey yapsam mı şöyle. Bence mantıklı ya. Okulun etrafına tamamen arayol koyalım. Dur ne yaptım iyice. Her yerlere bastım yine. Yolu alabilir miyim? Böyle 180 derece uzat. Bunu da uzat. Bunları kesiştirelim mi? Tamam, çok güzel, çok güzel. Bunun etrafına şey falan da koyarız. Ne binalarıydı? Şu ticari binalardan kafesiydi, bilmem nesiydi. Onlardan da koyarız. Aslında bunu var ya şeyin oraya yapmak lazım diye. Ya. Sanayiye yakın bir yere yapmak lazımdı. Yine yanlış mı yaptım bilmiyorum. Neyse, sorun olmaz ama. Şimdi gelelim buraları düzeltmeye. Buraları bir düzeltelim artık. Şöyle de yapalım. Yine şurayı da düzeltelim. Fakat şöyle bir sıkıntımız var bizim. Yolun kenarları bozuluyor mu? Eğer bozuluyorsa çünkü düzenleyeceğim oraları da. Ama yok, bozulmamış ya. Şu üst tarafları bozuluyor mu? Herhalde bozulmamıştır bilmiyorum ki. Bozulmamış gibi yani çok şey değil. Kötü görünmüyor. Bakayım. Çok ufak tefek şeyler var ama o kadardan bir şey olmaz herhalde. Tamam bunu bağlamış oldum. Yine bunu ana yola bağlayacağım buraya. He ee, bunu nasıl bağlayacağız peki? Vallahi arkadaş bak şimdi. Nasıl yaparsınız bilmiyorum pek umrumda da değil açıkçası şuradan gelen girsin Dur lan ne yaptım şunu alacaktım Buradan gelen içeriye girsin Tamam mı buraya Buradan giden de Dışarıya çıksın buradan bu kadar basit yani çok uğraşmanız gereken bir şey yok Girebilen girsin çıkabilen çıksın bu kadar basit bakalım ne olacak bunun elektriğini suyunu da vermek lazım şimdi onu nereden vereceğiz? Şuradan. Şöyle de yer altından çekelim ya. Şuradan bir yerden çekebilirim bence. Şuraya bir bağlayalım. Bakalım elektriği gidecek mi? Gidiyor. Tamam hallettik. Suyunu kanalizasyonunu da çekeyim yine buradan. Gidecek mi? Gitti o da. Güzel. Şimdi bunu geldik etrafına düzenlemeye. Bunun etrafını düzenleyeceğim ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada bir öneri daha vardı. Şeydi. Ne diyordu? Ee, kendi koyduğun ağaçlar dışında tüm ağaçları kaldırabilir kaldırabilirsin diyordu. FPS düşürür diyordu. Doğru söylüyor da. Bilemedim ya. Zaten o kadar sık da değil ki biz daha sık koyuyoruz ağaçları bakın. Yani zaten oyunun FPS'i kötü boşver ama salla. Öyle gerilsin ne olacak? Şimdi geldim buraya. Buraları düzenledik ama hala buralarda bir sertlik var. Şuraları da yumuşatalım. Burayı ben yumuşatmayı unutmuşum galiba. Şöyle bir güzeliz. Şuraları yine yumuşatalım. Bu yolun civarını net şey yapmamız lazım. Ee, ne denir? Ağaçlandırmamız lazım bu yolun civarını ağaçlandıralım o yüzden de ağaçlandırırken biz hangi ağaçları kullanıyorduk acaba? Vallahi karışık galiba. Pine kullandık, alder kullandık. Alder ve pine mi kullandık sadece? Bir de oak kullandık. Ha birç hepsinden kullanmışız biz harbi dur. Şuradan gelelim. Şimdi Oak kullanmışız, Birch kullanmışız, Pine kullandık, kori göremedim ama neyse olsun. Ben niye seçemiyorum? Linden. Allah tamamını alıyorum ben bunları. Pine, sonra bridge, oak. Şöyle rastgele büyüklükte olsunlar. Bunun tamamını da şöyle yüzde yüz yapayım. Boyutunu da küçülteyim bir miktar. Sonra başlayayım şu yolların kenarlarına ağaç dikmeye. Haydi bakalım. Güzel görünecektir bence. Ormanın içinden okula gidiyorsun. Çok güzel bir görünüm olur bence. Sonunda hatta bir tane araba falan giderse takip ederiz de okula giden olmuyor niye acaba? Şöyle hızlıca ben buralara koyayım. Hatta bir şey diyeyim mi? Dur. Ben buralara da şey yapacağım. Hani yapıyorduk ya yukarı tarla gibi. Ama tarla şey zemin kaplamasını değiştirmeyeceğim. geldim bile. Şöyle göstereyim size. Çok güzel görünmüyor mu ya? Şöyle aa burayı yine terk etmişler ama ayıp ya. Bunu kaldırıyorum. Bakalım gelen olacak mı? Bak gelen oluyor hemen. Kaldırınca adamlar çıktı lan evden. Demek ki evde yaşıyorlarmış. E o zaman niye terk edildi diyor. Allah Allah anlamadım. Giden araba vesaire yok mu? Okul ne alemde peki? Okula gelen yok mu? Okula hala gelen yok. Hmm. Çöp kamyonu gitmiş. Neyse çöp kamyonu falan giderse takip ederiz bir daha. Şimdi ben şöyle bir şey daha yapacağım. Bu okulu çevresine yürüyüş yolları vesaire de yapalım. Nasılsa orman gibi bir yerde hatta biraz daha ağaçlandırayım mı? Sanki biraz daha ağaçlandırsam daha güzel olur gibime geldi şu an. Şöyle burayı sıkça doldurabildiğim kadar doldurayım. Şöyle çok güzel oldu. Şu arka tarafına yürüyüş yolları vesaire yapacağım. Şuradan gelelim yolumuzu alalım. Şu zemini de görürsem çok güzel olur. Şurası eğimli falan biraz. Problem mi? Hiç de problem değil. Şunu alayım. Sonra şunu da alayım. Şöyle yaptım Sonra geliyorum buraya buradaki yola birleştiriyorum 28 falan mıydı ya da 21 miydi yoksa Son anda bir değişti gibi bir şey oldu Tam göremedim onu Bununla birleştirelim bu arada şey söyleyeceğim Bildiğiniz üzere Manor Lords Şeyine serisine başladık şeyine başladık serisine başladık ee, Ama Oyunda Bug var abi oyun donuyor duraklıyor falan kafasına göre bir şeyler oluyor e, O yüzden Bir müddet ara vermek zorundayım ki güncellemek Herhalde gelir ve düzeltirler bilmiyorum Çünkü Oynanmıyor Video çekmeye çalıştım Steel Skylines çekmeyecektim Manor Lords çekecektim e, Video çekmeye çalıştığımda Oyun duruyor abi yani Zaten gördünüz ikinci bölümde gördünüz siz de Aralık ayına geldik. İnternetten biraz araştırdım Aralık ayında genelde oluyormuş bu. 1-2 dakika geçiyor ve oyun donuyor. Ne hata veriyor ne bir şey. Sesler gelmeye devam ediyor arkadan ama oyun donuyor hiçbir şey yapamıyoruz. Çıkıp girmem gerekiyor. Save dosyaları gidiyor falan ki save dosyamın biri gitti bir tık kayıtta geriye gittik. Problem mi değil. iki tane bina yapmıştık zaten. Ben o iki binayı hızlıca koyarım güncellemeden sonra. O yüzden bir miktar ara vereceğim mecburen. Ee, şimdi burada çalışan var ama okuyan yok. Ee, ne olacak abi şimdi burayı ne yapacağız biz bunu yaptık buraya da hiçbir işimize yaramadı ki. Tıp ne alemde? Orada okuyan var mı? Bakalım mi Yani bayağı 500 kişi okuyor burada güzel. Depoyu terk etmişler. Hemen yıkalım. Tamam. Burayı düzenledik. Yeni üniversitemiz. Gayet güzel görünüyor. Keşke bir araba falan girse. Buraya da takip etsek. izlesek. Çöp kamyonu falan girerse takip edebiliriz. Bakayım. Yok mu? Bu arada oyun yine droplanıyor. Şöyle göstereyim bakın. Araçlar dona dona gidiyor falan. Niye anlamadım? Yani benim oynanışımda pek bir şey etkilen etkilemiyor da kötü görünüyor en nihayetinde. Tamam galiba gelmeyecek diyordum ki geldi. Şunu bir takip edelim. Hadi izleyelim bakalım nasıl bir yoldan geçiyorlarmış. Nasıl bir yer yapmışız. Şöyle bir izleyelim. Üniversiteye böyle bir yoldan çıkıyor. Dağ var, yol yok. Daha ne olsun? Tam üniversitelik yer. Şuradan bir U atıyorlar. Sonra yukarıya çıkıyorlar. Şehir manzarası ne alemde? Arada binalar görünüyor. Oy çok güzel görünüyor gerçekten. Arkada büyük binalar gör görünüyor. Aşırı güzel. Çok güzel. İleride yine... Burası neresi oluyordu? Ticari bölgenin olduğu yerler. Ticari bölgelerin ve ofis binalarının olduğu yerler o arka taraftaki yerlerde. Çok iyi görünüyor. Böyle bir yerden üniversiteye gidiyorlar. Bu yolu takip ederek geriye gidebilirler. Ya da bu yoldan nereye gidiyorlar? Peki bu yoldan gidiyor da bu. Ha, buraya park etti. Sen kimsin? Hadi bakalım bu kimmiş? Abi 3 tane köpekle mi geldin sen? Gerçek olamazsın ya. Çalışmaya gidiyormuş. Yüksek eğitimli. Teknik üniversitede çalışıyormuş bu. Ha. Okumak için değil yani. Hala öğrencisi yok. Neyse zamanla olacaktır diye ümit ediyorum. Şuraya gelelim birkaç bina daha koyalım bu bölümde de. Binaları şuradan koyalım ama. Şuradan gelelim. Şunlara gelelim. NA dememiz gerekiyordu bir kere. Garanti NA diyeceğiz. Sonra Heh, şunlar. Büyükler. işte şunlar. Bunlardan koyalım birkaç tane daha ama daha uzunları yok mu? Şu bir güzel gibi şuraya bir yere olabilir. Şuraya doğru büyütelim ya. Dur buradan büyütelim. Şu bir güzelmiş. Bundan bir tane koyacağım. Şundan buraya bir tane koyuyorum. Dur zamanı durduralım. Bu yıkılmasın. Yıkılacak çünkü izni olmadığı için. Tamam. Bir tane bundan buraya koydum. Sonra devam et. Bir tane bundan buraya koydum. Bundan da koyalım. Şuraya bir tane de bundan koyalım. Bu ney? Bu da güzel. Bundan da bir tane koyalım. Yeterli mi? Şimdilik yeterli. Ofis binası da koymamız gerekiyor. Şuraya bir yere ofis binası koyalım. Dur. NA'yı sileceğiz. Gerek yok. Daha uzun. Daha uzun. Şu bir güzel mi? Şu bir güzel. Bir tane bundan. Sonra ee, bir tane bundan koyalım. Bir tane bundan koyalım. Bir tane de bundan koyalım. Tamam artık şunların yerleşim yeri izinlerini de verelim ki yıkılmasınlar bunlar bir. Şöyle 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 yapıyorum. Yine şuraya gel. Yüksek yoğunluklu bina şunların da zeminlerine izin verelim. Hop dur şu gidecek gitmesin. Tamam gayet güzel oldu. Yine etrafını doldurmaya başladık. Bunun tamamının etrafının tamamı dolduğunda, parkın etrafının tamamı dolduğunda çok güzel görünecektir burası. Peki bu parkta olanlar var mı? Yürüyüş falan yapan var mı mesela şu yollarda? Parkta olan var mı? Yok gibi abi. Ha var var. Ama bu çadırları buraya da kurmuşlar. Bizim yine bir sosyal yardım ofisine ihtiyacımız var muhtemelen. Koyalım. Nereden koyuyorduk? polis diyorduk yönetim diyorduk bu binaların resimleri değişmiş yüklediğim mod şeyinden yüzünden denir yüzünden dedenmez kötü olmamış yok ama ama belli de olmuyor neyse ee, nereye koysam aslında buralarla ilgilenebiliyor şurada yakında bir tane var ama burada nüfus çok olduğu için belki tam olarak ilgilenemiyor da olabilir. Yani şuraya bir yere ben bir tane daha koyabilirim bence. Şuraya sığar mı? Hayır sığmıyor. Şuraya sığar ama buraya başka bir şey yapacağız. Orası kalsın. Şimdilik şimdilik buraya koyuyorum bunu. Tamam burada dursun mu? Bunun geliştirmesi vesaire de yok muhtemelen. Aynen öyle. Tamam gayet güzel oldu. Peki şehrimizde bir problem bir sıkıntı var mı? Şuradaki binalar boşalmaya başladı yine bunu kıralım. Burası bak yapılıyor. Yapılıyorken boşalıyor. Nasıl oluyor? Ay, yerleşim zon mu diyorsun? He dur tamam. Aa, lan senin köşeni kim kemirdi? Şuradaki arkadaş köşeyi kemirmiş gibi. Buraya bir yaya yolu atarsam bunu çözerim. Bak yıkılmış buradaki bina boşalmış otomatik olarak yıkılmış kardeşim nüfusumuz çok ne demek müşteri bulamıyorsun ya. Gayet fazla yani nüfus şu anda. Bu arada bizim bu okula şey çekmemiz lazım otobüs çekmemiz lazım ki öğrencileri buraya toplayabilelim. Öğrenciler nereden binebilir peki? Sanırım. Sanırım en uygun yol şuradaki metro çıkışı. Yani bu, bunu... Buradan alıp öğrencileri oraya götürebilirim gibi Tamam buraya ben bir tane durak atayım Şöyle Sonra bir tane de durak buraya koyayım Bu ikisi arasında bağlantı kuralım ne olacak Tamam tamam abi direkt Otobüs hattı şöyle de Buraya nerede hangisi line 9 bu galiba 7. diyelim. Bir dakika bizim buradaki bölgenin adı neydi? Buraya bir isim vermedik değil mi? Bak burası isimsiz kaldı arkadaşlar. Hastane diye yazacağım şimdilik ama bu bölgeye bir isim vermemiz gerekiyor. Şöyle yapayım. Hastane teknik dur lan, küçük oldu. Teknik üni diyelim. Rengi kalabilir kaç araç ara çıkartacak 6 çok 3 tane yeter bunlara Ücretsiz olacak zaten Bas bir de elektrikli yapsam mı Neyse yapayım bir de elektrikli yapayım ama elektrikli çıkmayacak onun için bir güncelleme yapmam lazım şuradan hemen şöyle bir Güncelleyelim neredeydi bizim bas depot buradaydı Şunu güncelleyelim buradan elektrikli araç çıksın Bakalım çıkacak mı Bir çıkmadı gibi. Niye öyle oldu? Allah Allah. Hattın araçları çıkmadı mı? Yanlış yere bastım zaten. Dur. Şöyle yapayım. 3 tane araç çıkacaktı. Evet. Bu. Nerede bu şimdi? He burada. Ama bunlar şey. Benzinli değil mi? Hocam. Bunlar benzinli sanki. Yine de sen bilirsin ama. Hop şuradan aşağıya iniyor. Hadi yavrum trafik yapmayın çocuklar. Hadi. Hadi çocuklar. Oğlum tam yerinde tamir ediyorsun ya sen de yolu. Az değilsin ha. Allah trafik olmaya başladı. Bu kadardan bir şey olmaz herhalde değil mi ya? Herhalde olmaz ya. Ne olacak? Bu üniversiteye gidecek direkt bu otobüs. Gayet güzel gidiyor buradan otobüs. Artık oraya gider dur. Bunun şeyi olacak mı? Yolcuları olacak mı? Şöyle bir bakayım. Şimdilik yok. Ama birikir mi onu da bilmiyorum. Pek kullanılacak gibi gelmedi bana. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi Buraya ticari bölge yapmadık. Buraya ticari bölge de yapmamız gerekiyor. Buraya bir ticari bölge de yapmamız lazım ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum ki. Nereye yapmalıyım ayrıca? Gürültü yaparlar. Hmm, küçük olanlardan da yapmak istemiyorum. Mixed yapabilirim işte. Direkt şöyle olmaz ama mixed atabilirim. O zaman var ya şöyle yapayım ben şurayı şöyle 5'e 5 beş yapabiliyor mu yapamıyorum ha yapabiliyorum tamam şöyle bir tane atalım buraya bakalım ne olacak otoparklar dolu mu yani güzel tamamen dolu değil ama dolmaya yaklaşmış burası da kullanılıyor burası da güzel Gayet dolu dolu bir yer oldu. Şunları fazlalıklarını şimdilik kıralım. Eğer uzatmak istersek uzatırız sonra zaten. Şunları bir kır. Şuradaki oteli işletiyorlar mı? İşletiyorlar. Güzel oldu bu. Bedbug. Hostel. Nasıl hostel? Hocam kocaman otel diktik oraya. Hostel değil o. Emin misin hostel olduğuna? Kullanılmaya başladı mı acaba ya? Aa 53. Harbi kullanılıyor. Öğrenci gelmiş. <laughs> Vallahi mutlu oldum. Dur. Ee, şey nerede? Bunlar buradan buraya gelmez buradan Otobüsler nasıl geri dönüyorlar hocam Bir şey merak ettim de Buradan mı geri dönüyoruz? <laughs> Kolay gelsin <laughs> Olur önemli değil Kullanılıyor mu şeyler otobüsler onları merak ettim Şu anda yok Hiç Taşımıyorlar evet hiç yok Ama illaki olacaktır 53 kişi okuyorsa artık 61 kişi okuyorsa tamam yavaş yavaş kullanılmaya başlamış bu. Bu da demek oluyor ki öğrenciler buraya gelecektir zamanla. O zaman ben buraya birkaç tane küçük şey yapabilirim. Örneğin şuraya. Dur önüne mi yapmalı? Yok buraya yapabiliriz ya. Şuraya şöyle yiyecek miyecek satan bir şeyler yapalım bir şeyler satsınlar, kağıt falan satsınlar. Üniversitenin yanında satılır yani. Güzel olur. Fakat şuranın şeyleri bozuktu biraz. Düzeltebilir miyim peki? Biraz texture'lar bozuk görünüyordu şuraları bak. Nedenini bilmiyorum ama eğimden mi? Hayır, eğimden de değil. Normalde düz burası. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi artık ya duraklar da kullanılmaya başlansın artık da dur otobüsler bir gidiyor artık. Nerede yenileri gelmedi mi elektrikli olanlar daha? Bu da değil. Allah Allah lan elektrikli olanlar gelmedi mi? Bir dakika bakayım bir. Bastipot'a gidiyor diyor da hayır ben onu istemiyorum ki zaten. Şuradan bakalım otobüsler neredesin hastane teknik üniversitesi gel buraya burada neresi burası şuradalar ha, geliyorlar tamam elektrikli bunlar ya bak yola çıkıyor bak yolda bekliyor bak yola çıkıp niye yolda bekliyor abi bekleyeceksen şurada geride beklesen adam oraya çizgi çekmiş onun arkasında bekleyeceksin Tam var ya delirtirler insanı ya. Dur, hatta bekleyen var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Zenginler geliyor herhalde buraya kendi araçlarıyla geliyorlardır ki 100 kişiye dayanmışız bu da güzel olmuş. Ee, şurada Bir üniversite ne alemde 460 470 kişi burası niye trafik oldu burada? Böyle bir geçiş yok arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Böyle bir şey yok. Ya şu buldozar modunda yeni şeyler de vardı. Farklı özellikler de vardı da ben bunu kullanmayı bilmediğim için bir şey yapamayacağım şu an. Allah Allah deli galiba bunlar. Nerenin delisisiniz arkadaşlar? Oğlum manyak mısınız? Öyle şey mi olur? Gidinsene düzgün yoldan. Allah Allah. Buradan gelen buraya dönemez. Öyle bir şey yok. Devam et. Geride gel geçseydim buradaki şeride. Neyse şimdilik affedelim. Bak bak ne yapıyor. Deli ya bunlar. Allah Allah. Çok ilginç. Gerçekten acayip ilginç. Şu arayı var ya iki şeritli olarak güncellemem lazım benim acilen dur. Şu arayı bir iki şeritli olarak güncellemem lazım ama tamamen de değil abi dur. Şuradan bana bir yol ver. Ee, şu kadar iyi gibi şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Şu arayı ben iki şeritli olarak bir değiştireyim artık. Hop metropolis olduk, seviye atladık. Güzel oldu. Şimdi şunu bir kır bakayım. Böylece buraya dönmek isteyenler burada geçsinler. Yoksa dümdüz gitsinler. Şimdi trafik sıkışıklığı çözülecek. İyi izleyin. Bak arabalar falan kayboluyor burada. Allah'ım ya. Lan oyun ne garipsin. Vallahi çok garip. Ben bunu düzenleyeceğim ama yok öyle. Öyle bir şey olamaz yani. Şu yolu bir bağla bakayım. Şunu bir kırabilir miyim? Ben tekrar koyayım yolunu. Şunu da ver. Bak burası dümdüz gidecek böyle. Şurası da burası da Şöyle buradan ayrılacak. Böyle ayrılacak. Sonra şuraya gelecek. Bu bu kadar basit. Sonra bunu da birleştirelim şöyle. Hadi bakayım ne oldu şimdi? Daha mı iyi oldu? Yol bir yırtıldı bir şey oldu ama problem değil. Bir şey olmaz ondan. Trafik olmasın yeter. Zaten sürekli görmüyoruz burayı. Tamam düzeldi bak gördüğünüz üzere şu anda akmaya başladı. Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Eğer böyle bir girişiniz varsa ve burada böyle kafayı yiyorlarsa nasıl düzeltirsiniz? bir miktar 3 şeritli devam eder ama öncesini 2 şeritli yaparsanız böylece düz gitmek isteyenler buradaki şeride geçmezler boşuna. Ya da buradaki insanlar şuradaki insanlar bu şeride geçerek daha öncesinde buraya gidebilirler. Nasılsa tamamı 3 şerit diye en sağ şeride geçmek son anda kıllarına geliyor. Ama böyle yaptığımızda kullanabiliyorlar. Bu da böyle bir bilgi işte. Tamam başka yapacağımız bir şey yok. Son olarak üniversitemi tekrar kontrol ediyorum. Bir şey var mı yok mu diye. 140 kişi olmuş bile. Bu çok iyi. Otobüs var mı? Var. Peki kullanılıyor mu? Hayır. Henüz kullanılmıyor. Ha, kull Aa, iki kişi bekliyor. Güzel. Güzel güzel. Tamam yavaştan kullanılmaya başlar onlar da. Çünkü zaten metro'nun girişine yaptık otobüs durağımızı şuraya. Böylece buradan inerler, otobüslerine binerler, giderler. Her yerden buradaki üniversiteye erişime mümkün kıldık. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde de bu kadar olsun. Eğer önerileriniz, fikirleriniz varsa beklerim. Ee, onun dışında kavşaktır vesaire işte parktır. İşte ne bileyim farklı düzenlemelerdir. Göstermek isterseniz resimleriyle birlikte Discord sunucumuza gelerek bana oradan gösterebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.